Ben aslında bir soru yöneltmek istiyorum Ahmet Bey. Şimdi dün Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde epey de sürdü. Vaatlerinizi açıkladınız, projelerinizi görsellerle. Şimdi siz bu projelerinizi açıkladıktan sonra Ekrem İmamoğlu'nun bugün bir açıklaması oldu. Dedi ki vaatlerinizden sonra kes kopyala yapıştır gibi yan sanayi gibi şekil değiştirip servis edildiği tespitindeyim dedi. Bizim vaatleri. Projelerimiz vaatlerini açıkladıktan sonra Sayın Kurum bizim projelerimiz üzerinden proje açıkladı dedi. İktidardınız neden yapmadınız o zaman gibi bir ifade kullandı. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu bu açıklama için ne söylemek istersiniz? Evet. Ya öncelikle biz hep söylüyoruz. İstanbulluların gündeminde olmayan konularla ilgilenmeyeceğiz diyoruz. Polemiklerin içerisinde olmayacağız diyoruz. Ve bu tutumu bu kampanya sürecinde bundan sonra hep sergileyeceğiz. Yani başkanlık sürecinde de biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. Kampanyamızın ismi ne? Şimdi İstanbul, sadece İstanbul. Neden şimdi İstanbul? 25 yıllık birikimimizi, tecrübemizi, yapmış olduğumuz işlerimizi ve liyakatli ekibimizle birlikte şimdi İstanbul diyoruz. Sadece İstanbul'a odaklanacağız diyoruz ve gündemimiz sadece İstanbul olacak diyoruz. Bu anlayışı bir kere her yerde sergileyeceğiz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimden açıkçası bizi takdir etmesini beklemiyoruz Fulya Hanım. Yani bizi milletimiz takdir edecektir. 31 Mart akşamı sabretsinler. Milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir. Şimdi bu projelerden faydalanabilir miyiz diyorlar. 1 Nisan sabahı zaten biz yönetimi devraldığımızda tüm İstanbullular faydalanacak. Tabii ki mevcut yönetim de bu hizmetlerden faydalanacak. Yani kes kopyala yapıştır. Ya şimdi biz şöyle dönüp bir İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da son 5 yılda 650 bin konut yapıldı da biz görmedik mi? Veya gençlere verilen vaatler tutuldu da biz duymadık mı? 100 bin kiralanacak sosyal konut yapıldı da biz görmedik mi? İki yakaya iki büyük tünel yapacağız dedik. Yapıldı da biz bunları görmedik mi? Metroyu iki katına çıkardılar da biz bunları görmedik mi? Her şey ortada. Yaşanan çile, karmaşa, endişe ortada. Dolayısıyla biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Peki.